Hayırdır? Hayır tabii. Evini düzmeye geldik kız. Nasıl yani? Bunların hepsini bana mı getirdiniz? Sana getirdiler, sana. Bak, Hasefe'nin de sana bir diyeceği varmış. Söylesene. Hani sen evinden olduğunda biz de burada göbek atar duruma gelmiştik de sen bize bir şeyler söylemiştin. Ha? Söylemiştim bir şeyler. Yazıklar olsun be. Hasefe, hani senin oğlan ağaçtan düşüydü, hatırladın mı? Ayağını kırdıydı. Hatırladın değil mi? Kim koştu ilk? Söyle bakalım bana. Kız bir haber. Kocan dayaktan öldürüyordu seni ben gelmesem. O olsun ha. O olsun. Yazıklar olsun. Onca senelik kapı komşunuz evinden barkından oldu. Şimdi göbek atıyorsunuz ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim. O söylediğin laflar içime böyle öküz gibi oturdu. Yarıya gitti, kayınvalide oldu. Biz unuttu dedik ama sen bizi unutmadın be Fazilet. Unutmadım be kızım. Düğüne de çağırdın. Dertlerimizi de dinledin. Sen tekrar hoş geldin be kızım. Bak bizim komşuluğumuzu hatırladık işte Fazilet. Ay kıyamam, duygulandı. Hadi, hadi içeri taşıyalım eşyaları. Burası da bitti. Hadi sıradakine. Size iyi eğlenceler, ben biraz daha kalacağım burada. Neden? Nasıl ya? Hani beraber takılacaktık. Daha yeni başladık. Ya ben özel bir ev partisine davetliyim. Siz takılın ya, daha sonra şey yaparız yine. Ya yapma bu sefer, hadi bak daha çok eğleneceğiz. Beraber gidelim. Abi siz hadi beklemeyin, hiç takılın. Söz bir dahakine artık beraberiz. Tamam, hadi biz devam edelim. Hoşçakalın. Sen benim adisyonu sakla, yarın hallederiz ama. Tabii Sinan Bey. Eyvallah. Abi ne haber? Sinan? Hayırdır oğlum, sen arar mıydın abini ya? Ya abi bu benim asgari ücret olayı var ya. O da ne eşek herif. Para için arıyorsun abini anca değil mi? Allah, ben de bayıla bayıla aramıyorum zaten. Bana bir şeyler gönderebilir misin? Ne kadar lazım? Asla. Ya gönder işte bir şeyler. Baban uyar seni, asla hayır. Abi ya böyle 10-15 falan yani. Çok fazla bir şey istemiyorum. Şöyle yapalım Sinan, ben sana elden vereyim. Şimdi babam muhasebeci falan görmesin. Tamam abi, tamam ben anladım. Eyvallah. Oğlum ne artistlik yapıyorsun? Yarın gel elden vereyim diyorum işte. Eyvallah dedik ya abi, tamam. Hadi görüşürüz. Alo. Kapatmıştır. Ya ne dedim ben şimdi, vermeyeceğim mi dedim ya? Ne bu artistlik? Vermeyeceksin hayatım. Seninle nasıl vermediysen ona da vermeyeceksin. Selin'le bu bir mi? İkisi aynı şey değil. Selin'e vereceğim şimdi, gidecek o serseri kocasıyla, ailesiyle falan yiyecek. Sinan'ın durumu başka yani. Vallahi baban durumdan falan anlamaz hayatım. Sen şimdi parayı vereceksin, muhasebeci hemen gidip babana söyleyecek. Baban da tepende bitecek seni. Ya adam barut gibi diyorsun zaten. Şu an o şımarık Sinan için karşına almaya değer mi babanı? Mantıklı mı bu? Of Yasemin, vallahi of ya. Ben erken yatıyorum, beynim zonkluyor. Hazır mısın? İyi, tamam. Haber bekle benden, az kaldı.
Uyumamıştır dedim, yanılmamışım. Yemeğini de odanda yedin. İyi misin? Anneni mi özledin? Senin sahte ilgine ihtiyacım yok Yasemin. Ama benim bu gece sana ihtiyacım var. Sinan, bak seni merak ediyorum. Lütfen beni ara, tamam mı? Hayda. Burada da mı ya? Allah, her yerde yanıyor, bir burada gitti. Bir burada gitti. Nerede bunun feneri? Mum da yok ya. Yaz. Para veriyoruz. Bu hale bak. Yaz. Yaz, elektrikler gitti ya. Açsana şu kapıyı. Geldim, patlama. Açsana şu kapıyı. Heh. Ya bu nasıl akıllı ev be? Elektrikler gitti, nakavt. Hayret bir şey. Hoş geldin. Zengin dairesi olacak ha. Böyle şey mi olur ya? Bu ne biçim iş be? Hazan. Ne hazan? Mum ver, mum. Evde hiçbir şey yok. Yeni taşındım ya. İçinden 10'a kadar saysana. Ne? 10. Aa. Nasıl bildin ya? Jeneratör. Hani biz zenginiz ya işte, jeneratör var. İyi, en azından ev gerçekten akıllıymış. Fotoğraflarım. Ha evet. Ya ben çalışıyordum da. Poz ver, poz ver. Hiçbirine bakamadım. Şöyle alıcı gözüyle bir bakayım ya. Bunlar yeni değil mi? Yeni de dediğim gibi ben müsait değilim şu an. Bana da kahve yapsana ya. Ne yapayım? Kahve yap, kahve sade. O zaman müsait değilim diyorum, çalışıyorum diyorum. Ya bir kahve yapacaksın ya, zamma uzattın ha. Bu ne ya? Dön dön bakmışım burada. İnsan bir uyarır yani. Bunlarda da içi yok. Basmışlar bir de bunları. Nasıl istersin kahveni? Sade diyorum, sade. Sade olsun. Bak bu da fena değil. Ya neden hala inatla bunları gösteriyorsun bana? Ya bana ne bu resimlerden ya? Çünkü hayatım, o duvar boş kaldığı sürece Gökhan'la Yıldız'ınız asla barışmayacak. Zaten daha asıl arızaların mevzudan haberi yok. Onları öğrendiğinde neler olacak, onları izleyelim. O zaman ellerini ovuştur ve arkana yaslan Yasemin'cim. İster inan ister inanma, buradaki gerilimden ben de mutlu değilim. Benim de bir kocam var Ece. Ve onun canını sıkan şeyler benim de canımı sıkıyor. Sana olduğu gibi. En azından kocalarımız için işbirliği yapamaz mıyız? Hı? Tamam, hatta şöyle yapalım. Ben bu fotoğrafları sana yollayayım. Sen tek başına kendi böyle telefonundan bak, tamam mı? Hı?
Böylece ikimizin de sinirleri yıpranmasın. Bak bu fotoğraflar benim umurumda bile değil, tamam mı? Çıkar mısın odamdan? Ay gıcık tuttum. Ece Hanım, bir mutfağa gelebilir misiniz? Ne oldu? Alışveriş listesi yapıyoruz da. Tamam hadi sen gönder ne göndereceksen. Sonra da odamdan çık. Ben sonra bakarım bunlara. Tamamdır. Merak etme. Göndereceğim zaten ne göndereceksen. Ben biliyorum neden olduğunu. Babam o kadının etkisinde. Yasin çocuğum, kapa şu televizyonu. Can can can, kafam şişti be. Sırf o kadının gazıyla bana günden güne düşman oluyor. Yılan. Ekmek düşmanı bunlar be. Ya mümkün değildi. O adamın kızı benim en yakın arkadaşım. Bilerek yaptılar. Bilerek işimize mani oldular. Yasin, ben Ece. Bu gece seni görmem lazım. Hemen yanının yan tarafına gel, çok önemli. Ya sen hala burada mısın? Son bir tane daha kaldı. Çıkar mısın odamdan? Hayatım, bu kadar gerilmene gerek yok. Kocan hala atölyede. Odamdan çık Yasemin. Tamam. Ama seçtiğin fotoğrafları bana da atacaksın. Tamam mı? Tek başına karar verme. Ya değil beni affedip kocama el öptürmek. O kadın yüzünden babam bana günden güne düşman oluyor. Kızım, bunlar eti tırnağa düşman eder be. Yasin, ne yapıyorsun? Telefon diyorum. Benim gitmem lazım ya. Dur, bu saatte nereye? Ya Oğuz mesaj attı, işi varmış çocuğun, yardım edeceğim anne. Ne işiymiş bu saatte ya, ne Oğuz'u? Geç kalmayacağım senin. Yasin, sana soruyorum. Senin geç kalmayacağım dedim, uzatma. Ne demek geç kalmayacağım ya? Ah yavrum. Derdinden evlere sığmaz oldu. Ne yapıyorum ben ya? Namussuz. Uzak dur diyorum, arkamı dönüyorum, git diyorum. Sonra ne oluyorsa kendimi yine onun yanında buluyorum. Yazık diyorum ama gözlerimi ondan alamıyorum. Sanki iradem, aklım, mantığım bir kenara çekiliyor. Sadece o ve ben kalıyorum. Kim olduğunu unutmuş gibi, böyle yasak olduğunu unutmuş gibi. Bak bunları sevdim ha, yeni çekilenler. Böyle konsept, bavul falan. Aa! Bu ne ya? Şaşı çıkmışım ben bunda. Nasıl? Şaşı! Sen şimdi inatına gider bunu kullanırsın ha. Ben bilmem. Neyse, o. Şaşı mıyım ben? Bir bak bakayım. Sol gözün.
ne sol ne, ne var solda? Şehla. İnsan uyarır. Hayret bir şey. Sen de ekibine söyle, adam gibi çalışsın. Böyle şey mi olur? Kaymış ne var yorgunlukta? Sabahtan akşama kadar çalıştırıyorsunuz. Kayar yani, göz bu. Oh, geç olmuş. Sabah erkenden çekim var. Erken uyuyayım da şaşı çıkmayayım bari. Evde, uzak malum. İyi geceler. Söyle. Sinan. Nerede kalıyor sence? Bilmiyorum. Hazan. Bu gazete haberleriyle ilgili. Hala mı ya? Hala onun peşinde misin? Peşinde değilim. İnan bana, sözde akrabanın da söylediğin yalanlarının da peşinde değilim. Çünkü daha büyük dertlerim var. O zaman? Eğer bir gün doğruyu söylemeye karar verirsen, önce bana söyle, olur mu? Lütfen. İyi geceler. Parasızlık bile senin ne güzelmiş be kızım. Senin telefonu bu. Ne oluyor ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Ne demek bu ya? Ne demek ya? Ne demek ya? Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Ne demek bu ya? Ne demek ya? Ece. Alo. Sen neyin peşindesin? Ne yapıyorsun ya? Geldim ne demek ya? Ece, dalga mı geçiyorsun? Çağırdın geldim işte. Ne çağırması ya? Ben seni nereye çağırdım? Ne diyorsun sen ya? Nereye geldin? Kızım, dalga mı geçiyorsun sen? Mesaj attın bana, gel dedim buraya, çağırdın beni. Geldim işte gecenin bu vaktinde. Delirtme beni. Sen beni delirtme. Sen beni delirtme. Ben seni bir yere çağırmadım diyorum. Delirdin mi sen ya? Kızım, sen bana mesaj attın, mesaj. Gel dedim buraya, geldim ben de. Yasin bak kendine gel. Ben sana mesaj falan atmadım diyorum. Sen bana mesaj atmadın. Ben senin o kontürsüz zengin numaranı rüyamda gördüm, öyle buldum değil mi? Kızım, ne çeviriyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun benimle?
Asıl sen bir şeyler çeviriyorsun Yasin. Ama ben senin öğrencemle işler çevirdin. Gel gel gel, bekliyorum. Hadi küçük aptal, tıpış tıpış gideceksin hadi. Hazır ol. Gördüğün anda bas. Hadi. Ya ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Dur. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ben sildim o mesajı. Hiç öyle hareketler yapma, senin başın belaya girmesin diye sildim ben o mesajı. Neden? Çünkü ben insanım. İnsanım ben. Mesaj falan atmadım, tamam mı? Şu an ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama ben sana mesaj falan atmadım ve bunu gayet iyi biliyorum. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Ben Allah bilir senin nasıl bir oyununa geldim yine. Allah bilir senin nasıl bir oyununa geldim ben. Yasin. Lan. Yasin, fotoğrafımızı çekiyorlar. Fotoğrafımızı çekiyorlar. Lan ne yapıyorsun lan? Tamam, gördüler şimdi. Lan ne yapıyorsun oğlum? Devam et. Lan ne yapıyorsun? Kaçırdın adamları değil mi? Aferin sana. Aferin sana. Kızım ben poz mu verdim çekerken? Ha? Ben olmasam senin haberin bile olmayacaktı be. Ya fotoğrafımızı çektiler diyorum ya. Fotoğrafımızı çektiler. Burada böyle gizlice buluşmuşuz diye fotoğrafımızı çektiler bizim ya. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Ha, benim yüzünden. Ben yaptım yani. Evet. Benim için çektiler yani. Beni mi çektiler? O flaşlar bana mı patladı? Sen kim olduğunu farkında mısın? Sen artık ünlü sosyete egemensin. Bütün gazeteciler, papa bilmem neler ne deniyorsa artık hepsi senin peşinde. Heh. Aynı hayalindeki gibi istediğini aldın işte. Hayallerine kavuştun. Daha ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Ne mi istiyorum? Başımı açtığım bu beladan hemen şu anda kurtulmak istiyorum. Allah kahretsin beni de salak gibi geldim buraya. Ulan Allah beni kahretsin lan. Ben gerizekalı gibi geldim buraya. Çünkü ben. Olan oldu. Ece. Ece. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada bu halde böyle? Hazım Bey, benim sizinle konuşmam gereken şeyler var. Ben o konuyla ilgili sana söyleyeceğim her şeyi söyledim. Artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama ben... Ece, senin bu saatte burada bu halde olman uygun değil. Hem de üşüyeceksin. Hadi, hadi gir içeri. Hazım Bey. Ece, neden ısrarla seninle konuşmak istemediğimi anlamıyorsun? Bu adam bu yatakta yatmıyor olabilir ama onun da bir gururu var, bir onuru var. Şoförlerin dilinde. Hazım Bey'in karısı eskiden yavuklusu, şimdinin de damadıyla bir eve kapanmış. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Ne yapacağım ben ya? Anne. Anne ben ne yapacağım? Tatlım. İyi misin? Thank you.
abi. İşin bitince bize donar tane açsana. Bomboş gece be abi. Son gittiğimiz club'tan da bir ekmek çıkmadı, gördün mü? Şu mankeni yerim haritasını yakalamış olsaydık, onlar da çıkal çıktı. Boş gece, boş. Vay be, balıkçıya bak. Çekmiş battaniye üstüne, ah mis gibi. Balıkçı mı olsam ben ya? Lan bu balıkçı malıkçı değil, Sinan Egemen oğlum bu. Bir şey yapmadım ya. Ben kötü bir şey yapmadım. Ben ona mesaj falan atmadım ya. Bir dakika susar mısın? Konsantrasyonumu bölüyorsun. Sus. Tamam yeter. Yeter, seni yeterince eğlendirdim zaten. Ben kocamla konuşmaya gidiyorum. Yazık. Kocan çok kızacak. Yani daha tablo krizini atlatamamıştınız. Ya bir şey yapmamız lazım. Bir yolu olmalı yani. Ne yapabilirim ki? En azından hangi gazeteye bağlı olduğunu bilseydik. Magazin. Ciddi misin? Evet. Evet gördüm, arabası vardı. Böyle arkasında kocaman gazetenin amblemi vardı. Hayatım şanslı günündesin. Ne oldu? Ne oldu, ne yapıyorsun? Sus artık. Hey babe, nasılsın? Ya senden ufak bir ricam olacak benim. Sizin ufaklıklardan biri bugün biraz canımızı sıktı da bizim. Yani çok özel, ailevi bir mesele olmasa inan rica etmezdim ama... Yani biliyorsun son zamanlarda çok zor şeyler yaşadık. Yani yeni bir skandalı daha kaldıracak durumda değiliz. O yüzden o haberi yayınlamasak. Hı? Yine iyisin Ecem. Bulamamışsın daha yine. Karıştırma kardeşim. Gazeteleri buruş buruş yaptın ya. Tamam abi, yemedik ya. Meteliksiz Playboy teknede uyuyor. Seninle ilgili tek bir satır bile yok Ece. Sinan senin gölgende kalmaktan kurtulmuş. Ya ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum gerçekten. Yeni bir başlangıç yapmaya ne dersin? Bana neden yardım ettin Yasemin? Beni neden kurtardın? Çünkü biz düşman değiliz Ece. Ve daha kaç defa söylemem gerekiyor bilmiyorum ama biz bu evin istenmeyen iki geliniyiz ve birbirimize destek olmak zorundayız. Aramıza yanlış anlaşılmalar girdi evet ama niye yeni bir başlangıç yapmayalım ki? Ya ben senin gerçekten samimi olduğuna inanmak istiyorum. Göreceksin. Bu küçük sırrımız dostluğumuzun başlangıcı olacak. Göreceksin. Gördün mü oğlunun halini baba? Ne olacak Sinan işte, her zamanki serseriliği. Serserilik değil baba.
Serserilik değil, sefalet. Kardeşim evsiz şarapçılar gibi sokakta yatıyor. Ve sen bu duruma gerçekten kayıtsız mı kalacaksın? Asgari ücretle yaşamayı öğrendiğinde geçer. Asgari ücretle? Ya bu para Sinan'ın bir saatine yetmez be. Ya yetinecek ya da böyle sefalet içinde yaşamaya devam edecek. Bundan sonra böyle. Artık böyle. Böyle. Hazım, istersen biraz yürüyüş yapalım ha? Sakin sakin konuşmak istersin benimle. Ya kardeşimin durumunda hiç payın yokmuş gibi utanmadan bir de sakin sakin konuşalım diyorsun ya. Gökhan, tamam. Ne tamam baba, tamam falan değil. Tamam falan değil. Mezarı biz kazdırdık, Sinan yapmadı. Ama bedelini Sinan da ödüyor. Neden? Hanımefendinin işinin soğuması lazım. Bak, Gökhan. Bunun benimle bir ilgisi yok, tamam mı? Ne yok, ne? Ayrıca Sinan için çok üzgünüm. Ama insanlar kardeşinin bir saatte harcadığı parayla bir ay boyunca geçiniyorlar. Farkında mısın bunun? Ece! Bu yüzden de yani dizlerimi dövüp de kendimi üzemeyeceğim. Kusura bakma. Ve ayrıca babanız... Ece, tamam, tamam. Ben burada olduğum sürece oğullarımla hiç kimseyle bu şekilde münakaşa etmeyeceksin. Bu bizim aile meselemiz. Sen karışma. Gökhan, geliyor musun benimle? Geliyorum. Alerji yaptı galiba Hazan Hanım. Gözünüz yaşardı. Evet, alerji yaptı. Silelim o zaman. Alo Erdal. Bana hemen Sinan'ı getiriyorsun, tamam. Tamam, denizdeyse denizde. Havadaysa havada. Nerede buluyorsan getir. Kardeşimi yanımda görmek istiyorum. Ama efendim Sinan Bey bu. Ben onu alıp nasıl getirebilirim? Erdal, kardeşimi evimde görmek istiyorum. Bu kadar. Yaz Bey. Bugün ben yokum. Siz devam edin. Ağzımı açsam azarlıyor beni. Hem de sizin yanınızda. Bu kaçıncı ya? Ya tamam şu tablo meselesi canını çok sıktı biliyorum ama... yani artık gerçekten nefes almaya bile çekiniyorum Yasemin. Mesele tablo değil hayatım. Kocan iyi değil. Ne demek istiyorsun? Ece, ben daha önce de sana anlatmaya çalıştım. Yani kocanın... Evet, devam et. Kocamın. Kerime Hanım, içirip öyle mi gideceksiniz? Siz bırakın biz hallederiz gerisini. Tabii. Yalı kuralları madde bir hayatım. Üçüncü bir kişi varken asla ağzını açmayacaksın. Artık ağzımı açmamaktan patlayacağım ama yani. Ece, kocam patlamaya hazır bomba gibi. Çok zor şeyler yaşadı, farkındayım. Çok zor bir süreçten geçiyor. Yani önce evlilik yüzünden çocuklarını karşısına alması, sonra ablasının ölümü, sonra şu inzivaya çekilme meselesi, mezar kazmalar falan. Çok zor. Biliyorum. Yani yaşadığı şeyler hiç kolay değil. Benim onun yanında olmam lazım. Ona destek çıkmam lazım. Çok naifsin. Çok da cahil. Yani yanlış anlama, yaşının getirdiği bir cahillikten bahsediyorum. Anlamadım. Kocan depresyonda hayatım. Ve anlayışlı eş bu tip durumlarda pek yardımcı olmayabilir. Yani psikiyatriste mi gitmemiz lazım? Normal şartlarda öyle yapmanız gerekirdi.
Ama erkekler bunu bir tür zayıflık olarak görüyorlar. Yani hele Hazım Bey çok hassas bir döneminde bunu ona teklif ettiğini bile düşünemiyorum. Ben düşünemiyorum. Hatta bu konuştuklarımız aramızda kalmadı. Hazım Bey onun bozuk psikolojisiyle ilgili konuştuğumuzu öğrenirse bir kriz daha çıkar. Tabii tabii, kesinlikle aramızda. Ama benim ne yapmam lazım işte, ben onu anlamadım. Ece, ben bunu daha önce kimseyle paylaşmadım. Gökhan beni yalıdan kovduğunda ben çok ağır bir depresyon geçirdim. Doktora gittim ve ilaç kullandım. Ama sonra yavaş yavaş bıraktım, şimdi iyiyim. O ilaç bende var. Doktor vermişti bana. Ben onu sana vereyim. Kocanın yemeklerine her gün biraz koy. Gün be gün iyiye gittiğini göreceksin, ha? Hatta ilaç bende, onu hemen gidip getireyim size. Yok yok, hiç getirme. Yani ben reçetesiz ilaçtan çok korkarım. Yani bir de onu doktor sana vermiş şimdi, ona iyi gelmeyebilir. De yani gizli gizli yapacağım falan. Eğer başına bir şey gelirse ben iyice deliririm. Olmaz. Anladım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Umarım anlayışınla kocana yardım edebilirsin önce. O zaman ben de okula gidip notlarımı alayım. Çok sağ ol Yasemin. Yani eğer senin arayı düzeltmeseydik ben burada iyice yalnız kalacaktım. Her şey için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Demek ki seninle biraz daha oynamamız gerekecek. Biraz daha. Vallahi bilmiyorum ne konuşuyorlardı da kadın atmaca gibi. Yani hiç nefes aldırmıyor. Az önce salona gittim. Biraz oyalanayım dedim ama hemen çıkarttı beni salonda. Vay kızıl engerek va. Dört dönüyor değil mi benim kızın etrafında? Döner. Vallahi sıkı fıkılar. Dün gece yatak odasında fısır fısır konuşuyorlardı. Bugün de şeyde salonda dip dibe. Aman diyeyim Kerim'e, aman diyeyim. Gözünü dört aç şuna. Tamam tamam, hiç merak etme. Kiminle konuşuyorsun Kerim Hanım? Şey, Fazilet Hanım'la. Hal hatır soruyor da. Ama sormuyorum o sevimsiz şeyin hatırını. Selam falan da söyleme benden. Bak sana selamı var. Ha öyledir. Ay neyse, malum benim izin günüm, ben çıkıyorum. Tamam. Gültencik. Geldi yine senin kızın. Gülten'e bir kaş göz yaptı, hemen uçtu gitti Gülten. Gültencik. Uçacağı yeri iyi bilir o Gültencik. İyi bilir. Kendine de bir şeyler al. Ama gideceğin yere de geç kalma. Uçarak gidiyorum Yasemin. Vay deli oğlan. Bizim takayı da meşhur ettin ya. Benim ayağım uğurlu gelir demiştin değil mi kaptan? Ben nasıl götüreceğim şimdi bu adamı ya? Yavru, çok kalın doğuruyorsun. Şunlara bak ya. Kazulet gibi doğramışsın. Topla şu saçaklarında canım. Aa, yemeğin içinden kıl çıkacak sonra. Ama senin suçun değil ki, öğretmemişler yavrum. Biz de anamızın karnından patates soğan soyarak doğmadık tabii. Ama merak etme. Şükriye ana sana her şeyi öğretecek. Ya aslında ben... Aa, sen devam et. Ben kapıyı açayım. Bu ne ya? Bu ne? Buyurun. Selin Hanım'ı görmeye gelmiştim de. Buyurun, buyurun. Ben terlik vereyim size. Şöyle. Demek Selin Hanım'ı görmeye geldiniz ha? Şöyle buyurun. Selin Hanım. Senin baban mı gönderdi? Yok, babanızın haberi yok Selin Hanım. Niye geldin o zaman? Buyurun. Şöyle oturun. Elinizde boş gelmemişsiniz hani. Bunu Yasemin Hanım size gönderdi Selin Hanım. Hediye. Kızım açsana, biz de görelim. Değil mi ya? Aa, kutusu
Su da çok şıkmış be. Çanta. Son kreasyon. Ne kadar düşünceli bir yengem var. Burada zaten sadece çantaya ihtiyacım vardı benim. Ay, sahici mi bu? Ay, tabii ki orijinal hanımefendi. Yasemin Egemen'in hediyesi o. İyi. Çok zevkliymiş vallahi. Teşekkür ederiz. Siz oturun şöyle. Heh. Ben size çay koyup geleyim. Yasemin durup dururken bana hediye hediye göndermez. Ne isteyecek acaba? Gerçi şu halimde anlat. Ne isteyebilir benden? Ama eğer bu abimin başının altından çıktıysa söyle ona. Benim burada çantadan daha fazlasına ihtiyacım var. Vallahi gördüm Selin Hanım. Ay, siz bu hallere düşecek insan mıydınız? Tamam. Hadi uzatma, çayını iç git. Vallahi hediyeyi bilmem ama Yasemin Hanım gönderince pek bir sevindim. Sizi görmeyince meraklanmıştım. Ne demek istiyorsun sen? Yani dün gece işiniz öyle aniden gelince, sizi yanında da göremeyince meraklandım. Nereye geldi Yasemin? Vallahi gecenin bir yarısı yalının önünde dolaşıyordu. Haberiniz yok mu? Sen emin misin? Benzetmiş olmayasın. Yok vallahi Selin Hanım. Eşiniz dalyan gibi maşallah. Kafası da civciv gibi. Yani öyle pek birine benzetilecek bir tip değil yani. Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Evet. Çaylar da geldi. Aha. Buyurun. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Biraz işim var da. Aa, bir çay içseydin kızım. Başka sefer inşallah. Görüşmek üzere Selin Hanım. Peki o zaman. Yine bekleriz. Yenge Hanım'ı da getirin gelirken. Hediye için teşekkür ederiz. İyi. Yengem de pek asil kadınmış be. Aman, buradan taksi geçer mi be Gülten? Seni de böyle gördüm ya Fazilet. Kolay gelsin Fazilet Hanım. Kolaysa başına gelsin Güllü Gülten. Hayırdır? Dayanamadın mı hasretime? Sana gelmedim ama gördüğüm iyi oldu. İçimin yağları eridi. Hmm. Söyle o içinin yağlarına. Erimesin, bir gün sana lazım olur. Dünya hali bu. Bugün bana, yarın sana. Düşmez kalkmaz bir Allah. Neyse, ben seni tutmayayım. Ha, bu arada Yasemin Hanım'ın selamı var. Alacağım ben o Yasemin Hanım'ın selamını. Alacağım. Abla, ben okula gittim. Notlarımı da aldım. Müsaitim şimdi. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Benim de çok az kaldı. Bitmek üzere. Eve geçeceğim. Tamam. Ben de sana gelirim o zaman. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Ha, yok. Şey... Yani yine olmuş bir şey değil. Benim sana anlatacaklarım var da bir türlü müsait olamadım. Neyse, konuşuruz zaten. Görüşürüz. Ablamın küçük bir ev hediyesi alacağım ben. Sonra plazaya geçelim. Tabii canım. Sinan Bey. Sinan Bey. Hadi hadi ya. Sinan Bey, lütfen sakin olur musunuz? Efendim, o kadar merdiven nasıl çıkacaksınız? Thank you.
Sakin olur musunuz lütfen? Abi, abi hadi gidiyoruz. Ne oldu, nereye gidiyoruz? Ne demek nereye gidiyoruz ya? Hastaneye gidiyoruz. Hastanesi ya. Abi hadi delirtme beni ya. Bir dakika, bir dakika. Ya bir dakika ne demek ya? Sporda senin kalbin sıkışmadı mı? Yuh. Öldü deseydin ne hızlı gelirdi? Sen ne yaptın lan? Erdal kaç, kaç sen. Boş ver onu. Ya ben de bunu yedim ha resmen. Ya öyle panik panik gelince öyle kalbi sıkıştı abinin bilmem ne falan. Tamam ben öyle aceleyle çağırttırdım. O da kendince öyle bir şey uydurmuş. Neyse boş ver onu, gel konuşalım. Kolay gelsin. Eyvallah. Selin? Hayırdır, ne oldu, bir şey mi oldu? Ha yok. Yasin'in şarjı bitmiş. Ben de bakkala kadar gidiyordum, seni gördüm. Merhaba diyeyim dedim. Bir de haberin var mı diye bir sorayım. Sabah bir konuştuk, iş kovalayacaktı yine. Doğru. Dün siz bayağı takıldınız. Ama bak, Yasin artık evli bir adam. Öyle her gece her gece takılınmaz. Selin, biz senden önce de kafamıza göre takılıyorduk. Senden sonra da takılırız. Sen kafanı yorma. Ha, çocuğu da zaten benim yüzümden darlıyorsan... dün gece biz beraber değildik. Kocan öyle her gece yoldan çıkaracak değiliz. Anladım. Ben karıştırdım galiba. O zaman kusura bakma. Görüşürüz. Lan ne uyuz kız ya. Şimdi ne yapacaksın bakalım küçük şeytan? Şimdi ne yapacaksın? Alo, baba. Bak kafandan saçma sapan bir hikaye uydurmuşsun. Ne aklınla ne de duygularınla düşünüyorsun. Böyle paranoyalarla yaşıyorsun. Paranoya mı? Ya bırak ya. Bırakayım mı? Ben senin abinim, abin. Ne yapayım, böyle sokaklara mı bırakayım? Bırakmıyorum, tamam mı? Ya ben senin sadakanı falan istemiyorum, anlamıyor musun? Bu işleri bu raddeye getiren sensin. Ulan İstanbul'da 1000 tane kapın var, git... ne bileyim babamın bir tane otelinde yat. Ulan İstanbul'un yarısı senin arkadaşın. Git birinin evinde kal. Kayıkta yatmak uyumak nedir? Ha neden? Çünkü bizim Afacan abisini böyle cezalandırmak istiyor değil mi? Arada bir de böyle çıkıp şımarıp ilgi görmek istiyor. Sana bu Afacan'la ilgili bir şey söyleyeyim mi abi? Bu Afacan artık büyüdü. Kalbindeki o kocaman şüpheyle bir gecede büyüdü. Merhaba. Hazan Çamkıran'a geldim ben. Haber verecekti size. Haberim var efendim. Buyurun Ece Hanım. Teşekkürler. Tamam. Büyüdüysen büyüdün. O zaman çocuk gibi davranmaktan vazgeç. Böyle kendini de sokaklara atarak hiçbir şeyi çözemezsin. Peki ya ben çözmek istemiyorsam? Ha? Ya da... şöyle sorayım mı? Sen gerçekten bu olayı çözmemi istiyor musun? Ben kardeşimin iyiliğini istiyorum. Kardeşinin kafasındaki soru işaretleri silindiğinde sence gerçekten mutlu olacak mı? Çünkü ben hiç sanmıyorum. Sinan saçma saçma konuşma. Gel buraya. Daha bitmemdi konuşmanız. Sinan lütfen buraya gel. Ya bırak boş versene ya. Sinan bak beni bağırttırma. Buraya gel diyorsan buraya gel. Bir kere de yüzleş. Sen gerçekten yüzleşmemi mi istiyorsun? Ha? Cesaretin var mı senin buna? Hadi. Hadi soruyorum işte. Ama bak bu kez kardeş gibi değil, iki yabancı gibi yüzleşmeye. İçinde ne varsa dökmeye var mısın? Sen o gün Hazan'a ben daha kimseye doğru soruyu sormadım demiştin. Ama bana sormuştun, hatırlıyor musun?
Ona da sorsana. Görecekler şimdi beni ya. Hadi söylesene. Ben ne cevap vermiştim? Sen dur orada, dur. Soru değişti. Çünkü benim gördüklerim de değişti. Ben sizi defalarca birlikte gördüm abi. Gülerken, ağlarken, sarılırken, onun gözyaşını silerken... Sinan. En kötüsü ne biliyor musun? Seni ona bakarken gördüm. Yapma bunu. Bunu bana da, ona da, kendine de yapma. Ya sen? Sen ne yapacaksın abi? Ha? Ona, kendine, bana. Sen ne yapacaksın? Yapma koçum, yapma diyorsam yapma. Ya sen yap o zaman bir şey, sen yap. Ne hissediyorsun diyeceğim, o kadar cılız kalıyor ki doğru sorunun yanında. Ama şimdi doğru kişiye doğru soruyu soracağım. Sen Hazan'a ne zamandır aşıksın?